Mirror'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi Game Power, Saber, RGB, Gaming klavyeyi inceliyoruz. Öncelikle kutusuna bakacak olursak diyor ki Turkish Q, Türkçe Q dizilime sahip bir klavyemiz var. Makro atabiliyormuşuz. Rainbow RGB aydınlatmalarımız varmış falan filan yazıyor. Ondan sonra burada başka ne yazıyor? Illuminati'li RGB lambalar. Burada bir hainlik var. Sezdik burada. Neyse şaka bir yana. Ondan sonra alüminyum panel diyor. Hem altta RGB lambalarımız var. Yani hem klavyenin alt tarafında hem de tuşlarımızın üstünde. Ondan sonra başka ne var? Alüminyum ön panelimiz var. Arka taraf plastik. 108 tane mekanik mavi switch klavye şey var. Tuşlarımız var. %100 de anti-ghosting yazıyor burada. Yani bir tuşa bastığında diğer tuşlar da onunla beraber çalışmıyor. Böyle bir özellik. Zaten o bayağıdır da piyasada yok diyebiliriz. Neyse kutu bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Burada bir Saber RGB, burada bir Game Power logosu var. Şimdi derseniz kutuyu hep beraber açalım. Peki şuradan açıyoruz. Sonra şurayı kaldırıyoruz. Sonra şurayı bu şekilde açtığımızda bizi bir adet kutu karşılıyor. Şöyle klavyemizin kendisi böyle metal gümüş renginde böyle güzel bir görünüme sahip olan bir kumaş kablosu. Klavyeyi şöyle bırakalım. İçinden bir adet tuş çıkarma aparatı, bir adet de kullanım kitapçığı falan filan çıkıyor. Klavyemiz daha önceden şöyle kutusunu kenara aldıktan sonra bu da burada kalsın gösteririz. Şey yoktu bunlarda. Ne yoktu? Ne yoktu diyecekseniz tabii ki çok mantıklı bir soru. Yazılım atanmıyordu ama yeni gelen güncelleme ile bu klavyede artık yazılım var. Gerçi klavyeye güncelleme gelmedi ama artık bu klavyede yazılımı destekliyor, uyumlu. Şimdi derseniz şurada şu an burada bilgisayar olmadığı için bir powerbank'e bağlayalım ve biraz öttürelim bakalım. Nasılmış? Tabi öttürmek için şu ışıkları kapatalım. Işığı kapat istersen. Teşekkürler. Görmüş olduğunuz gibi klavye böyle yaldır yaldır RGB. Oldukça iyi. Hatta şu açılış efektlerini ben daha çok beğeniyorum. Onu bir gösterelim. Kapattık. Taktık. Efsane açılıyor bence. O yönden çok iyi. FM tuşuna bastık. Bastık. Kapattık. Buradan rengini değiştirdik. Bir daha bastık. Bu şekilde oldu. Bir daha bastık. Böyle oldu. Yani bir sürü modumuz var ve kapandı en sonunda. Burada böyle bir modumuz var. Böyle bir modumuz var. Bastığın zaman bu şekilde. Bastığın yerde dalga 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 eğiliyor. Ondan sonra FN'e bastık bir daha. Bir daha bastık. Burada bu sefer bu şekilde daha küçük dalgalar halinde eğiliyor. FN'e bastık bir daha bastık. Bu sefer de tek satırı takip ediyor. Şu şekilde. Hepsi aynı anda böyle basınca böyle oluyor. Doğal olarak. FN'e bir daha bastık. Bir daha bastık. Burada da bir basın tuşu belirli bir süre sonra kayboluyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Burada Windows tuşu kilitliymiş galiba. Onu bir açalım. Windows tuşunu kilitleyebiliyorsunuz şu şekilde. FN artı Windows. Caps Lock'a falan bastığınızda bunların rengi yanıyor ama şu an bilgisayara bağlı olmadığı için bu da normalde arkası beyaz yanıyor. Açık kapalıyken. RGB değiller. Yani onlar da RGB ama öyle gözüküyor. Ardından tekrar FN'e basıp bir daha böyle yapıyoruz. Böyle bir mod geliyor. Bu sefer bastığımız tuşlar siniyor. Şöyle bastığımızda komple daha iyi net görürsünüz. Şöyle göstereyim. Sonra bir daha F'ne bastık. Bir daha bastık. Yine aynı şekilde oldu. Bir daha bastık. Bir daha bastık. Bu şekilde oldu. F'n dele basınca böyle bir modumuz var. Biz bunu böyle hızlandırabiliyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Tam tersine yavaş atabiliyoruz. 5 farklı hız ayarımız var. Şu an en yavaşı bu. Parlaklığı da kısabiliyoruz. Ya da kapatabiliyoruz. Örneğin numlock tuşları ya da Windows tuşları bu şekilde gözüküyor. Açıkken. Bir tık atalım. Açalım. Bir tık daha. Etrafındakileri de açalım. Tabi biz bunları kısalım. Etrafındakileri gösterelim sadece. Etrafındakileri bir böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bir şöyle alabiliyor. Etrafa şu şekilde gidiyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Şöyle. Bir daha basalım. Bir daha bastık. Bu sefer renkler arasında geçiş yapıyor. Bence mavi oldukça şık duruyor bu arada. Bir kere daha bastık. Yanıp sönüyor. Nefes alma dediğimiz mod var galiba. Öyle miymiş? Evet öyle. Bir kere daha bastık. Bastık şöyle. Bu sefer tek renk yanıyor. Bir daha bastık. Kapandı.
O renkleri ayarlayabiliyorsunuz galiba şuradaki tuşlarla. Ben daha çok uğraşmadığım için pek bilgi sahibi değilim bu konu hakkında. Tekrar şuradaki tuşlarımızı aktifleştirelim. Örneğin böyle mavi oldukça hoş. Hatta şunu kapatalım bence direkt burası gözüksün diye. Bu şekilde üstten alta doğru dolaşan şu şekilde bir RGB'miz daha var. Bir daha bastığımızda yine aynı şekilde galiba. Bu şekilde. Böyle bir yağmur efektimiz var. Yani bir sürü mod var. Yani yazılıma çok da ihtiyaç yok ama tabii ki bu yazılımda destekliyor. Bu arkadaş. Yazılımda kurduğunuzda ne oluyor? Çok daha işinizi hani istediğiniz tuşa istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Şurada bir hesap makinesi tuşu var. Tam şurada. Ona makro atayabiliyorsunuz. Yani güzel oluyor. Daha iyi oluyor. İyi ama çok daha iyi oluyor. Tekrar biz bunu eski haline getirelim. Bir de bu şekilde bir şey varmış. Ya bir sürü modu var şimdi. Burada da makro değil de kişiselleştirebiliyorsunuz. Şu şekilde 5 tane farklı şeyimiz var. Tekrar buraya geldik ve böyle kaldı. Evet, görmüş olduğunuz gibi kalbimiz böyle. Sesi de biraz sesini de dinletelim. Birkaç saniye. Sesini unutmayalım. Onu da dinlemenize fayda var bence. Hani belki dinlemek istersiniz de. Neyse. Susuyoruz ve sesini dinliyoruz. Evet, sesimiz de bu şekildeydi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada eli simsiyah gözüküyoruz lan. Kapkara olduk ya, görüyor musun? Bak bak. Muhteşem kameralarımızla kör olduk. Ha, arka tarafını göstermedik. Bak görüyor musun? Ayıp ettik. Arka tarafını da gösterelim. Tabii ki şu ledleri keselim biz. Yoksa hiçbir şey belli olmayacak. Arka tarafı da şöyle şu şekilde beyaz. Beyaz olması gerekiyor ki RGB'leri yansısın zaten doğal olarak. Arka tarafında bir RGB'ler çıkan gösterelim. Lamba açarsan daha iyi olur bence. Bu da böyle. Arka tarafı da bu şekilde. Yaldır yaldır. Güzel RGB. Şurada da pedlerimiz var. Dik düz durmasını sağlıyor. Ya da havaya kaldırabilirsin bu şekilde. Bilek desteği yok ama bence çok da önemli değil bu klavyede. Işığı açalım. Bu şekilde güzel, harika, muhteşem, süper bir klavyemiz var. Evet, videomuz için izlediğiniz için bak konuşamıyoruz görüyor musun? Klavye o kadar iyi ki bizi şey yapıyor. Kaliteli bu arada, oldukça beğendim. Tabii ben bunu kullanacağım. Kullandıktan sonra sıkıntı çıkartıyor mu, çıkartmıyor mu? Onu bir ay sonra ya da birkaç zaman sonra herhangi bir sorun olursa bir video daha çekeceğiz. Neresi sorun çıkartıyor, neresi çalışıyor, neresi çalışmıyor. Çünkü GamePower markası çok güvenilen bir marka değilmiş internette. Biz de biraz araştırdık, baktık. Memnun olmayan çok sayıda insan var. Memnun olan çok sayıda insan var. Yani nötr diyebiliriz. Bu yüzden biz de deneyimlerimizi ilerleyen videolarda yine sizlerle paylaşacağız. Evet, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Birlikte böyle dönsün bakayım.